Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim saptanları aktaracağım sizlere ama hani ne görebildim derseniz çok fazla bir şey de çıkmadı. Çok karışık bir program Şanlıurfa. Yani hiç inandırıcı durumu yok. Parası tatlı olan oynamaz. Yani söyleyeceğim bu. 8 koşulu programda pazartesi bugün de. Hepinize de iyi haftalar dilerim bu arada. Birinci koşusu maiden. Herhalde biri çıkartırlar. Yoksa bu apranti ile start alan 4 devreye girer, biri kazanır düşüneceğim bu meydanda. İkinci koşu şartlı 3. Plase başlangıcı. Ferit bozmaması gerekir plaseyi. 11 kazanabilir. 6-3. Bu şartlı 3'te iyi koşacak atlar. Sonrası tuttuğunuz gördüğünüz atları eklemenizi öneririm. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 16, handikap 3. Kısmen şartı uyan bir safkan. Dört gene Ferit'le. Ferit doğru atı bulmuş bence. Kazanabilir. Grubun kaliteli atı çıkar. Para kazanmamış bu at. Burada kazandırırlar. İyi yerlerde bitirir. 3, 7. Buranın sürpriz 4 yaşında safkanları tabii bunlar. Sonrası tuttuğunuz atlar arkadaşlar. Benim görebildiklerim bu. Yani çok da inanın inandırıcı durmuyorlar. Yani çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayım. Diğer kalan yarışlar da öyle. Dördüncü koşu. Handikap 15, handikap 3. 5 ve 6 nolu safkanlar. Burada şanslı koşar durumdalar. Şartın gereği bu atlar kazanabilir. Geçen Sarıca'yı çok bekledik son ayakta. Hatta yok üçüncülük falan çok iyi görünmedi. 5-6. Tekiniz yoksa mutlak kuponlarınızda olsun. Birinin kazanması bana göre normal sonuç. Sonrası dişi grubu her şey olur. Sonrası bu. Beşinci koşu. Şartlı 5 gene dişi grubu 3 yaşlı İngilizlerin. 9 Quinto. Başarılı bir yarış çıkartabilir Quinto. Kuponlarda olsun derim. 2 Begonya çok kazanç sağladı. Handikapör vermiyor puan. Yüksek AGF Begonya'yı burada geçebilirler. 9, 12 yeni koşan atlardan Ferit tercihli. 11, 5 sırasıyla 11 tabi. Sürpriz atı buranın bakın 11 nolu safkan. Bu atlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani favoriyi tek atacak arkadaşlara da itiraz etmem. Ancak benim çalışmalarımda geçilebilirliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. O yüzden tek önermek istemiyorum. 6. koşu kısa vade 7, 5 yukarı. 5 yukarı şartlarda yaşlı atlar iyi koşarlar ama burada 3 tane görebildiğim kadar grubun yaşlı atı var. Bunlardan Cibekoğlu'na dikkat edin. 21 günlük ara grup yarışıydı. 5.'lik Sarar Hanım orada 3. olduğunu söyleyebilirim. Arkasında 5.'lik yaptı. Cibekoğlu şart kısa vade 7, şartın atı durumunda. Tek kullanmıyorsanız mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Sonrası AGF'si dahil, 11 dahil inandığınız, tuttuğunuz atları yazabilirsiniz. Benim burada önereceğim safkan bir tane Cibekoğlu. Bu atlar zamanla birbirlerini geçebilen safkandır. Kaisberkleri 1-5, 1-59, 2-59 bunlar bu şartı doldurmuş zoraki kayıtlar. O yüzden tutmam, direkt favori yapmam zaten. Bozkara eski gücünde değil. Grup kazanmıştı. Kaisberg grubun en kaliteli atı. Sürpriz tabii. Şenap yaş şartına uyan safkanlardan biri. Diğer atlar bunlar. 6 Cibekoğlu tek kullanmıyorsanız mutlaka kuponlarda olsun. Alttan da atlar gelme ihtimali var. Bu grup içinde bunları söyleyebilirim. Şart kısa vadeydi. Hani sürpriz çıkartma ihtimali yüksek. Bunları boyamadım ama burada kalsınlar. Böyle bir şart bu. Zor bir şart yani. Ummadığınız bir at kalkar birinci olur. 7. koşu meydanı 1-2 döne döne başları dönmüş. 61-62 yani bu kazanç bu para demektir arkadaşlar. Kiloların karşılığı ciddi anlamda para kazanmışlar. Tabii Şanlıurfa kendi gruplarına göre. Yani bir İzmir, İstanbul kazancını sağlayamamışlardır ama çıkartmamışlar. Görünen bu. 12, 5, 7, 8 ve 9. 9 yeni koşu.
Yani çok inandırıcı durmuyor. 9 daha GF var çünkü. Sürpriz atları var. 5-8 onları gördüm. Ki 8 tecrübeli bir safkan artık. Gönderirler. Ganyan olabilir bu at. Ferit tercihli 7. Bunları kuponlarınızda bulundurmaya çalışın derim. 1-2'ye kalır yarış. Bunlar da çıkmazsa kazancı yüksek atlara. Alır kıyıl olana rağmen. 4-6 diğer atlar. Bu maidenlar illallah dedirttiriyor. Bulamıyoruz. Yani sürprizi geldiği zaman da ciddi sürpriz çıkartıyor. 8. koşu handikap 14 handikap 3. Burada 2 safkan ve 1 sürpriz at önereceğim. 11-15. 15 yarışın favorisi AGF zaten. Geçen yarışta da AGF'ydi. Kendi handikapına göre koşular çıkartıyor. Kazanır kazanmaz ama iyi koşar. Nerede bitirir bilmiyorum. Sürpriz ya da benim favori atım aslında burada 11 Özdeğer. Hani 10-15 boy startta kalmazsa start problemi var. 5-6 boy startta kalırsa etkili bir koşu çıkartıp Ganyan daha iyi olabilir. 11'e dikkat edin burada. 15-2. Bu da ara verdi. Bunun da start sorunu var. Bu da startta kalmazsa ağır kilolu atlar içerisinde nefesimsin sen. İyi attır, iyi yerlerde bitirebilir. 5 dişi safkan. Bunun işaretini yapalım. AGF çıkmış. Yani çok güvenmeyin. Ancak ihtimal 5, 3, 6 buranın kaliteli atları. Sürpriz tabii. Ve handikap 14'ün Arap atları artık bunlar. Diğer atlardan inandığınız, tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. Olmazlar olur, olurlar olmaz bu tip gruplarda da. Yani program genel anlamda baktığında zorlu gidiyor arkadaşlar. Tek bulmadan, inandığımız tekler olmadan kurgu yapmak inanın çok zor olur. O yüzden hani büyük rakamlarla girmemenizi tavsiye ederim. Hatta mümkünse hiç karışmamak en iyisi. Ben ikililerini, ufak tefek ikililerine takılıyorum. Denk gelirse ya da beşli yapıp kenara çekiliyorum. Bu tip programlarda denk gelirse girer, gelmezlerse canları sağ olsun diyorum. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.